10.000 kişiye doğrudan, 50.000 kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağlayacak olan Denizli Makine İhtisası Organize Sanayi Bölgesi, ülke ekonomisine katma değeri yüksek, milli ve yerli teknolojik makineler üreterek en büyük katkıyı sağlamayı hedeflemektedir. 2017 yılında abilerimizin bize devretmiş olduğu Maksiat Derneği'ni teslim aldık. Almış olduğumuz bayrağı da Allah'a çok şükürler olsun ki bugünlere getirdik. İyi veya kötü bir şekilde denizimizde hayırlı bir iş yapmak için yollarda yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Denizli'deki milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sanayi odamız, diğer odamız, tüm oda başkanlarımızla beraber Denizli'mize hayırlı işler yapmak için bir yol haritamız vardı. O yol haritalarımızda da sıra sıra yapmak istediklerimizi çok şükür çoğunu da başardık. Allah'ın izniyle bundan sonra da yine de yola devam diyorsak, bundan sonra da o eksik kalan yerleri de inşallah önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Kendi sektörümle ilgili %80 ithal olan makineler şu anda %3 ithal geliyor işletmelerimize. Bu da niye? %3 neden geliyor? Bizim yabancı marka hastalığımızdan geliyor. Bakın, şu anda işletmelerimizdeki makinelerin %99'unu benim ülkemdeki makineciler üretebiliyor. Şu anda 2 milyon 500 bin metrekare bu araziyi TOKİ ve hazine arazilerini tapuların devraldık. Şu anda resmi prosedürlerin tamamının işlemleri bitmiş ve altyapı projeleri ihale edilmiş. İnşallah ben buradan başkanlarıma adına 2022 yılının ikinci çeyreğinde bu yerleri biz bu arkadaşlara vereceğiz diye yola çıktık. Ama fuar alanımız yetersiz. Bununla ilgili de sizden bu fuar alanıyla ilgili ilgilenirseniz buraya Denizli'mize en az şöyle 10 bin metre kapalı alan, yüksek binalı, içinde vinçleri olan böyle bir fuar alanına ihtiyacı var. 3-5 makine üretmek demek bir fabrika yapmak demek. Aslında makine üreten fabrikalar fabrika üreten fabrikalardır. Öyle biraz önce bahsettiği gibi başka fabrikalara benzemez makine üreten işletmeler. Bu organize sanayi içinde yatırımcı talep eder mi? Burada yer olmak, almak ister mi? Noktasında bazı sorular vardı. Ama şu anda bu yerin kapasitesini aşan talep geldi. Daha da gelecek inşallah. Çünkü Denizli'miz hem şehir anlamda bu iklime müsait. Siz değerli iş adamları da bunu yapmaya çok arzusunuz. Çünkü isteyerek gönülden çıktınız bu yola. İnşallah biz de imkanlarımızla, bakanlıklarımızla, her türlü olan milletvekillerimizle birlikte bu imkanı sağlama noktasında gayret gösteriyoruz. Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nin 3 milyon 250 bin metrekarelik alanının tamamen sanayiciye tahsis edilmesini sağladık. Bu şunu getirecek, rakam üzerinde konuşacağım. Bugün Denizli'nin ihracatı 3 milyar 450 milyon dolar. Huzurunuza söylüyorum. Bu sene olmazsa, bu sene de başlayacak. 2022 yılında Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nin Denizli ihracatına getireceği ihracatın artısı 1 milyar dolardır. Yazın bunu bir köşeye. Bu akıllı insanlar, bu zeki, bu becerikli insanlar yaptıkları makinaları hepsi merdiven altında yapıyorlardı. Merdiven altında yaptıkları bu makineler o işletmesi dediği dükkanın içine sığmadığı için sokaklarda monte ediyorlardı. Yağmurun, karın, çamurun içerisinde. Biz bunu gördük. Sevgili hemşehrilerim, bir ülkenin gelişmişliği, sanayileşmesi, üretim ve üretim araçlarının ne kadar olduğu, ne kadar sağlandığıyla ilintilidir. Bu anlamda biraz önceki konuşmacıların da söylediği gibi bu alana, makine sektörüne genel iktidarın büyük bir destek vermesi kanaatindeyim. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu sektöre yapılan yatırımın ve bu sektöre ayrılan payın ne kadar olduğunu istatistiklere baktığınızda göreceksiniz. Yine makine sanayinin, makine endüstrisinin
mühendislik ilmiyle ve bilimiyle de doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum. Denizli'miz bu alanda çok ciddi bir yol kat etmiş durumda. Değerli başkanımız, pijama üretmek değil, pijamayı üreten makineyi üretmek asıldır demişti. Evet, çok doğru. O makineyi üretecek teknolojiyi ve o robot sanayisinde Türkiye'de var edebilmek bir sonraki hedef olabilmeli. Gerçekten katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği sanayileşmiş bir toplumun bilimle, akılla büyümesi ve hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda güçlü bir dünyada yere sahip olabilmesi ülkemiz açısından da çok da değerli. Daha düne kadar Denizli'de makine üretildiğini bilen yoktu. Çünkü neden? İşte birinci sanayide, ikinci sanayide, üçüncü sanayide efendim dükkanda parçalarını üretip sokaklarda o mermer makinelerini, uzun büyük mermer makinelerini monte edip daha sonra bunları ayırıp denedikten sonra paketleyip ihraç yapan bir sanayicimiz var karşımızda. Yani bir sanayici tek başına bir laboratuvar kurmasın. Burada ortak bir laboratuvar kuracağız. Efendim metallerimizin sertlik derecesini burada beraber orada ölçeceğiz. Testlerini orada yapacağız. Kalitesini orada kontrol edeceğiz. Böylece her bir sanayicimizin, makine üreticimizin bir laboratuvar kurarak parasını oraya gömmeye ihtiyacından çıkarmış olacağız. Bunu oylarınızı soruyorum ve ibranızı istiyorum. Kabul edenler etmeyenler edilmiştir. Evet, dördüncü maddemiz denetleme kurulu raporunun